Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 19. söz Risalet-i Ahmediye dairdir. Ve ma madahtu Muhammedin bi makaleti ve laki madahtu makaleti bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Üçüncü reşa. Eğer istersen gel. Reşa ne demek? Sızıntı. Sızıntı. Başka? Hı? Yok. Bak bak. Reşa ne demektir? Reşa kendi varlığını bilmeden vahye bağlamaktır. Güzel. Başka? Çok güzel. Çok güzel bir şey söyledi. Kendi varlığını üzerinden aşarak aşkın diye derler. Şeyde içkin, içkin derler. İçkin veya içkin derler felsefede. Onu aşkına bağlamak. Başka Reşa? kadar. Peki. Şöyle bir şey söyleyeyim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kadar, onun kadar hayatın detayını, bu çok önemli, hayatı bu kadar detaylı bilinen bir insan yoktur. Şöyle tükürürdü, şöyle yatardı, şöyle ayakkabıyı giyerdi, şöyle tuvalete giderdi, özel hayatı şöyleydi. Kaba taslak değil, tüm detayına kadar. Buradan fikiriz değil mi? Bunun kadar hayatın detayı bilinen bir insan yoktur. Tamam. Yani senin ve benim şöyle dursun, varlığından kimsenin haberleri. Bu insanın her şeyi biliniyor. İyi dinleyin, bu bir. İki. Bu insanın hayatının bütün detayı çatışmıyor, çelişmiyor. Yani evdeki ahlakı savaştaki ahlakıyla çatışmıyor. İlginç. Mesela anne babasına karşı durumu, evladına karşı durumu, şefkati durumu, ticarette de aynı ruh var. Yani hayatın her safhasında hepsinde aynı şey. Mesela akrabana ayrı mal satarsın, yabancı ayrı satarsın gibi. Hayatın bütün safhası en detayına kadar biliniyor, çelişmiyor, çatışmıyor. Böyle bir insan yoktur. Mesela ilgimi çekenlerden bir tanesi, çocuğu vefat edince ay ve güneş tutulmuş olsun. Ay ve güneş tutulmuş. Hemen sahabe demiş ki, bütün kainat ağlıyor. Onun ağlamasına kainat eşlik ediyor. Allah Resulü müdahale ediyor. Hayır. O Allah'ın kevni ve ayetlerindendir. O Allah'ı işaret eder. Allah'ı gösterir. Diye kendisinden ayırmış. Ben olsam veya bir başkası, tabii canım. Tabii ki biz de bahsedecekler. Eğer dünyevi bir menfaat gayesi olsaydı, tam bir fırsat değil. Tam bir fırsat. Öyle bir de tevafuk etmiş ki, bu kadar olur. Ama hemen o, yönü çevirtmiş. Ama kör olası zındık gözü, görmez oldu bu hakikati. Yani, nazarı nasıl kendine çevirmiş? Hep devamlı Allah'a bağlanmış. O kevni bir ayettir. Rabbine işaret eder. Bizi tanımlamaz diyor. Allah'a işaret eder. Bakın, eğer istersen gel. Asıl saadete Cezuretül Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. Bir tane bu ölçüyü bırakmayacağız. Onun kadar hayatının detayı bilinen bir insan yoktur.
Bunu nereye kullanacağız? Hayatının içerisi, özel hayatın, banyo hayatıyla, sokaktaki hayat vesaire, evdeki şefkatiyle, savaştaki şefkati, evdeki davranışıyla, ticaretteki davranışı, sahabelerine davranışı, hepsi aynı modda, yani seviye aynı. Aynı ruh. İnişli ve çıkışlı yaşamıyor. Çok ilginçtir, böyle bir insan olamaz bu tarzı. Hayalen olsun, onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsnü siret ve cemali süret ile muntaz bir zat görüyoruz ki, hüsnü siret, ruh güzelliği, ahlak güzelliği. Çok garip. Yani ahlakı ile suratı, süreti imtizaç etmiş. Bütün peygamberlerin bütün güzel sıfatlarında cem olmuştu. Bana dediler ki, abi Yusuf'un güzelliği, onda da mı vardı? Vardı. Ama güzellikte en önde o gösteriliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da öyle bir güzellik vardı ki herkes farklı görürdü. Yusuf aleyhisselamın güzelliği tek boyuttur. Herkes nasıl görüyorsa öyledir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, ben bir aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Haletinize göre değişiktir. Onu mutadid defa rüyalarda görenler bile farklı görür. Bir defa görürseniz bir daha öyle göremezsiniz. Zannetmiyorum aynısını göresiniz. Sebebi sizden kaynaklanıyor. Sizdeki karşılığı o. Öyle bir hüsnü siret, ahlak güzelliği, huy güzelliği. Hatta Kastamonu'da 252 miydi? Gerçi lemalarda evlilikte küfüvü şöyle söylüyor. Üstad Asimimu ya, diğer ulemaya farklı bir tane şey getiriyor. Asırda bir yeni bir iştihat ediyor. Yeni iştihatlardan bir tanesidir. Evlilikte küfüv neydi? Birincisi neydi? Nerede? Tamam da ilk hangisindeydi? Diyanetteydi. Fakat Üstad Kastamonu'da birincisini seciyeten yapıyor, ikincisini diyaneten yapıyor. Çok ilginçtir, içtihat ediyor fakat gözükmüyor. Göremez yani. Ancak bakan, bu noktadan bakan görür. Yoksa göremezsiniz. Diş noktasında da içtihat ettiği gibi. İlk önce, yani seciyete ne demek biliyor musunuz? Seciyeten, mesela adam çok iyi bir hafızdır veya kadın. Çok iyi bir hafızdır. Ama ahlaken düşüktür. Ahlak. İlk önce ahlak olacak. Evet. İlk önce ahlak içtihat ediliyor. Çünkü öyle hani var ya, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Kur'an'da veya hadiste kişinin namazı sizi aldatmasın diye. Böyle harika donanımı var ama geçimsiz. Huy bozuk. Bu asırda onun için biraz şey yapmış. Diyor ki, bakayım nerede? Açık saçıklık. Ha, diyor ki ve bilhassa küfüvü şer'i tabir edilen 252, bilhassa küfüvü şer'i tabir edilen birbirine seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından daha ziyade azap çekiyorlar aile hayatı. Çok acayip değil. İlk önce seciyeten, evlenecek kişiler için söylüyorum. Sonra diyanet. Kastamonu'da, peki bir usul de şey yapayım. İlm usulü dinde kaydedir. Ondan sonra şey, Kastamonu lemalar. Hem bu arada bir şey, hem de güzel bir şey olacak.
Şeran koca karıya küfüv olmalı. 197 elemalar. Yani birbirine münasip olmalı. Bu küfüv ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Bir kural şimdi şey yapacağım. Burada ne yaptı? Diyanet noktasındadır. Burada Kastamonu'da ne dedi? Seciyeten. Böyle oldu mu? Şimdi hangisi ele alınır? Hangisi ele alınır? Laikalarda işte. Evet. Laikalar eylem olduğu için şöyle arkadaşlar. Bir yerde icmal eder, bütünlük içinde konuşur. Şer'i budur, içtihatlar budur. Şeriattaki içtihat budur. Ustadın içtihadı da budur. İçtihadı budur. Yani şöyle, asıl imamı içtihatla aynı zamanda vazifelidir. İçtihatla vazifelidir. Yani geçmiş asırlarda beklenmedik şeyler olduğu zaman, şimdi çıktığı zaman asıl imamı onu, yani her 100 senede bir müceddidi din geliyor. Bu itikatta olduğu gibi, yani esasatta aynı da izahta, amelde de öyle. Şimdi bir tanesi budur. Demek ki ikisi iş yaptığı zaman ölçü nedir biliyor musunuz? Dinde mesela yapma, yap. Haşa böyle misal olsa. Şöyle diyeyim, bu risade söyleyeyim. Eğer halvethaneden çıkıp bir farz bir şey yapacaksın. Ama evinden çıkıp haramla karşılaşacaksan, farz da haram çatışırsa hangisi ele alınır? Yani farzı terk et ta ki haram işleme. Çünkü o daha geniştir. Bu daha geniştir. Seciye diyaneti de alıyor içine. Ama her diyanetin seciyesinde güzel olmuyor. Neyse, asıl sıkıntısından kaynaklanıyor. Yani iki zıt birbirine çatıştığı zaman menfisi esas alınır. Takvada da öyle. Menhiyattan ve günahlardan iştinab etme. Şimdi gelelim mevzumuza. Mevzumuza gelelim. İlginç değil mi bu? Çok bunları bilinmediğinden bugünlerde o medar bahsi olduğu için çok evlerde sıkıntı çekiliyor. Abi çarşaflıdır. Veya abi delikanlı uçuyor, kaçıyor. Derslere gidiyor ama ahlakı düşük. Ahlaksız bir çocuk. Geçimsiz. Kitap okuyor abi, biz ona güvendik. Çok duyuyorum. Ahlakını öğrendin mi? Yok abi, biz hizmete gittiğini gördük. Hizmetine baktınız. Seciyeten ilk önce. Çok beni ilgimi çekiyor böyle şeyler ya. Fıtratımda böyle psikolojik ruhsal şey var ya. Neyse. Uyku bozukluğunun kaynağı nedir abi? Efendim abi, nereden geldi ses? Uyku bozukluğunun kaynağı nedir abi? Yani tevahiden çok günah işlemek veya ne bileyim hani kısa bir şey var. Huy bozukluğunun kaynağı ibadet bozukluğundan değil. Haramları terk etmemekten kaynaklanıyor. Bak, takva gece sabaha kadar ibadet yapan, gündüz oruç tutan, hay harisanatı veren falan değil. Takvada eylemsizlik eylemi var. Terk var, terk. Meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Eylem yok. Dima benzini, bu dima bütüne getiren tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, itizam, itikat, yedi. Bunu bütüne getiren terklerdir. Terk. Kalbi çalıştıran, ruhu çalıştıran eylemdir, ibadettir. Onun için seciye bozukluğu, karakter bozukluğu dimalı olur. Hiçbir delinin ahlakı bozuk değildir. Hiçbir hayvanın ahlakı bozuk değildir. Hiçbir çocuğun ahlakı bozuk değildir. Ne zaman akıl bali, yani bu akıl bulu eder, döller, dölleme yapar akıl. Bak, damla gibidir. Ha? Damla gibidir. Zaten buraya ustad iki kafa diyor.
İki tane kafa var. Karşıyı döller. Mesnevi nerede geçiyor? Kızılicağız'da. Burayı çalıştıran terktir. Burayı çalıştıran eylemdir. Seciyi bozan terkleri terk etmemekten geliyor. Terklerden bahsedeyim. İnterneti muhatap olmuş. Televizyona muhatap olmuş. Terk edememiş. Haramları terk edememiş. Kötü arkadaşları... Yani hepsini temelden söyleyeyim sana. Kötü arkadaşını terk et. Senin ahlakını ben sana garanti ediyorum. Sen kötü arkadaşlarını terk et. Kötü bir çevreyi. Ben sana iyi bir zemin vaat ediyorum. İşte... Bu peygamber hüsnü, siret ve cemali suret ile muntaz bir şahsiyet görüyoruz. Bizim imanımıza 1,5 milyar Müslüman teyit ediyor. Sen doğru yoldasın diye. Gene çok endişelerle yürüyoruz. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Derslere ihtiyacımız var. Birisi anlatacak böyle diye. Bak bunu açtık, bunu açtık. Bilmem ne yapıyoruz. Zor. Bu insanın önünde hiç kimse yok. Hiç kimseden eğitim almamış. Hiçbir tane örneği yok, misali yok. Var, hep zıt. Zındık, hep böyle. Adam kesiyor. Yaşadığı dönemi anlatayım ben size. İnatlaşıyorlar. Hangimiz oku daha iyi vururuz? Bak, hangimiz oku daha iyi vururuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önce, asr-ı saadetten önceki durumu anlatıyor. Adam diyor ki, ben tamamen, çağır lan benim için. Çağır kölemi. Koyun oraya, bağlayın oraya. Hadi bakalım. Sen sağ göz, ben sol göz. Hangimiz vuracağız? Eğer ben vuramazsam, sen vursan kölem zaten gitti. Tamam. Eğer vuramazsan kölenin fiyatını vereceksin. Şaşıracaksınız ama acayip maalesef doğum. Peygamber aleyhissalatü vesselam, peygamber gelmeden önce bir eşek 3 insana denkti. Duydun mu yeni giren Erdinç? Duydum sana. Böyle bir şey duydun mu ömründe? Sizden duymuştum. Evet. Bir eşek, 3 tane, yani mübadele vardı ya, para yoktu. Hurma ver, buğday ver, al. Su ver, bilmem ne al. Halı işte dokudun, koyun al. Mübadele vardı ya. Eşek alacaksın, yük taşıyacak eşek. Ne vereceksin? 3 tane köleye denkti. 3 tane köle vereceksin, bir eşek alacaksın. Peygamber şimdi insanlığı nereye götürüyor? Yani nereye çıkarmış? Bakalım görüyor musun? Tuhaf değil mi? Sen şimdi 1, ben 2, bu 3. Bir eşeğe denk olacaktır. Peygamber gelmeseydi. Abi olur mu? Eşini de zaten 100 liraya birkaç saatlerine satılıyor. Kadın, erkek satılıyor. O da aynı. Aynı. Gene eşek gene pahalı. Benim adıma diyor, bir gün benimsin. Şu kadar sen, şu kadar parayla satın alıyor. Her şeyini, ruhunu, organlarını hep satın alıyor. Kiralamıyor mu? Vinç kiralar gibi, araba kiralar gibi. Adam kiralanıyor. Bunun başka izahı var mı? Müşteri bekleyen acı manzarası kadının satıldığını göstermiyor. Müşteri gibi sergilenmiyor mu? Satılmıyor mu? El değiştiriyor. Bir kişi, iki kişi, 10 kişi arasında değişiyor. Ama devamlı o mal satılık. Satılmış. Ha onun elinde, onun elinde fark etmez, satılmış. Öyle değil mi arkadaşlar? Şu eşeğe bile gitmedi ya. Eşek gene bir şey, kölenin bir izzeti vardı. Şu anda daha garip oldu değil mi? Ya. Böyle deyince beni 7 köyden kovuyorlar. Allah Resulü geldi. Ne kadar medyunuz, ne kadar minnettarız. Böyle insanın dibe vurduğu dönemde, eşekle değiştirilen bir dönemde, sen diyor kainatın çekirdeği asnesisin diyor. Sultan-ı kainat senin nata bağlı diyor. Adam da kalkıyor diyor ki, yok diyor böyle değil diyor, bu yalan söylüyor diyor ve düşman oluyor. Dinsiz felsefe böyle. Dinsiz felsefe ne diyor biliyor musun? Tevrat, Zebur diyor, bunlar diyor, Muhammed bilmiyordu diyor. Oysa diyor, böyle ayrı kitap değil.
Zebur diyor, Tevrat'ın uzantısıdır diyor. Bir forma. Arasında binlerce sene varmış. Şu dinsiz felsefeye bak. Bir tanesini de söyleyeyim size. Muhammed diyor, Kur'an'ı diyor, okumaya, ben diyor şurayı çözemedim ama diyor, Muhammed'in anlattığı mevzular diyor, bir kitap var. Adını unuttum. Bir de bozuk bir İncil var. İki kitap. Oralardan aldı diyor. Ve gerizekalı felsefeci. Muhammed hakikaten oradan almış olsaydı, o asıl zındıkları senden daha beter zındık. Çünkü sen şimdi rahatsın. O zaman iman küfür öyle olmuş ki, hayatları, malları ve namusları tehlikedeydi. Çünkü savaş değil. Savaş açtılar. Değil mi? Yani iman küfür o kadar arası açılmış ki cephe olmuşlar savaş. Canlarıyla, mallarıyla savaşıyorlardı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la. Şimdi ey zındık, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'daki ayetleri İncil'den veya o dediği bir kitaptan, o şairlerde masal kitabı diyor, oralardan alsaydı o zındık getirmeyecek mi? Muhammed sen ne getirdin kendine? Ha bak, bizim eski kitapta zaten var. Ha? Götürmeyecekler miydi? Ve o kadar muhtaç idiler ki Kur'an çünkü ayet okuyor, meydan okuyor. Diyor ki ya mislini getirin, ya benzerini getirin, ya 10 tane suresine yapın, bir suresine getirin, bir ayeti getirin. Peki o ki bir kitaptan Muhammed almış, herkesin eli uzanabiliyor, o kadar kolay bir şeydi. Niye onun önüne koymadılar bunu? Senden daha beter ihtiyaçları vardı. Çünkü canları ve malları tehlikedeydi, savaşıyorlardı. Ve kelam ile, kitabı takdim etme ile mağlup etmek mümkün iken kılıca sarılmaları, acizliklerini göstermedi mi? Üstad diyor ki, mübarezeyi bir huruf, yani harfle savaşmak mümkün olsaydı, muharebeyi bir sufa mecbur olmazlardı. Yani harfle, kalemle mağlup etmek mümkün olsaydı, kılınca sarılmazlardı. Toplamışlar zaten değil mi? Böyle bir şairler birbirine bana toplamışlar. Tabii canım. O zaman zaten 7 tane okumayı toplamışlar ve aynı şöyle diyorlar kendi kitaplarında. Muhammed'in dediği hiçbir şeye benzemiyor. Geçmiş hatalarımı da biliyorum diyor. O zaman biraz da medenilik vardı yani, biraz mertlik vardı kafirde. Velid İbni Muhure mesela, en yaşlı domuz oydu. 70 kişi tutmuş, paralı asker o zaman başlamış. Kendi adına savaşmış. 7 devesiyle. Diyor ki, getirmişler ayeti, bakmış. Ben geçmiş şairleri de biliyorum. Şimdikileri de benziyor. Biliyorum, hiçbirisine benzemiyor. Ne diyelim dedi. Şiir deyin çıkın dedi. Şiir deyin dedi. Efendim, şimdiki zındık ne diyor biliyor musun? Şimdiki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir zındık var böyle. Diyor ki, Muhammed diyor o masal kitaplarından aldı diyor. Çuş derler adama, çuş. Çuş, zerratına kadar sana çuş derler. Çünkü o zaman bu mümkün olsaydı, kılınca tutunurlar mıydı? Kılıca sarılırlar mıydı? Bu mümkün olsaydı. Bu aha bak. Ya Muhammed sen buradan almışsın be, ya buna benziyor. Çünkü öyle bir ayet meydana çıktı. İşaret edeceğiz de anlatıyor. Varsa benzerin getirin diyor. Benzerin getir. O kadar manyaklaşmış ki. Tevrat'ın İncil ve Zebur'un Tevrat'ın şeyiymiş. Baplarıymış. Muhammed diyor ayrı kitap olarak söylüyor diyor. Mesela Risale'nin. Ondan sonra bazı kısaları diyor, ne kadar cahildi diyor, İncil'den diyor o Tora'dan mı işte, yok, Tevrat'ın şeyi var, ondan da farklı nakli diyor. Ya ustad da ne güzel diyor, onlar o kadar hurafe uğramış ki peygamberlerin daha önceki vahiylerden gelmiş olan o kısalar o kadar hurafelerle bozulmuş ki, peygamberimiz aleyhisselam ayette onları da tahsiye ediyor diyor, geçmiştekileri de tahsiye ediyor.
Şimdi bir tanesini de zikredeceğim, sonra konumu şey yapacağım. Çünkü kaburama kadar dolmuş. Diyor ki, ya diyor, Tanrı diyor semadan ayet getirecek diyor. Ya Tanrı diyor, bak felsefeye bak. Şimdi öğretiyi, teoriyi, ilim kabul ediyor. Sonra onun üzerine felsefeyi bina ediyor. Felsefecilere bak. En meşhur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi en meşhur felsefeci diyor. Ya diyor, Tanrı ortada yok diyor. Kainat oldu diyor. Sonra da insan diyor, denizde spor oldu, bir hücre oldu. Sonra oldu. Denizin kenarında yosun. Yosundan sonra bir hücre oldu spor. Ondan sonra sahile atıldı diyor. Sıcak zaten kaynıyordu diyor. Ondan sonra sahilden sonra kurbağa oldu. Bilmem ne oldu. Maymun oldu. Sonra bu kadar birbirlerini yediler diyor. İnsana benziyorlar. Sonra insan oldu. Tanrı'nın şimdi mi aklına geldi vahiy göndersin? Onun için vahiy yanlış. Niye? Başta Tanrı karışmadığına göre insan evrimi tamamladıktan sonra mı vahiy gönderecek? Şimdi bir Tanrı ortaya çıktı. Yani bu Darwin'izi esas kabul ediyor. Bu sanki vaka olmuş. Bu böyledir de ondan sonra ya insanlık hayvanlıkla değil Adem'le başlamış. Ve vahiy ile başlamış. Vahiy ile başlamış. Ve alleme Adem'e esme külleha. Peki bu teori nedir? İspatlanmış mı yok Darwin? Çürütülmüş. Amerika'da da çürütülmüş. İnadına dayatma ile yapılıyor. Ama bakın ne anlatmaya çalışıyorum? Bu teori daha, iddia daha, onu sabit kabul ediyor. Bunun üzerine felsefe yapıyor. Diyor ki, vahiy diyor, şimdi mi hatırına geldi diyor. Ha 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 gülüyorlar tabii. Ha tabii ya, ne kadar mantıklı söylüyor. Tanrı şimdiye kadar diyor, insanlığı bıraktı diyor. Madem diyor insan olacaktı niye süründürdü diyor hayvan yaptı, çakal yaptı doğru mu? Niye yapsın? İnsanları cesetle ifade etmeye çalışıyor. Acayip bir şey yani. İşte ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam izlenmemiş. Yol açılmamış. Yani bir dağ düşünün yol yapacaksın. Dozerle kabataşla kaçıyorsun. Sonra grader geliyor. Sonra asfalt vuruyorlar değil mi? Hiç açılmamış bir yol, tereddüdü yok. Ve en hayret eden taraf benim, en çok bu. Ya arkadaşlar, ben buradan gösteriyorum, o gösteriyor, o hoca gösteriyor. Ya kafam karıştı, ya hangisini yapacağım diyorsun. Öyle mi? Böyle diyor, bir böyle diyor, bir şöyle diyor, işte abi. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam, önünde hiç kimse yok. Hiç örnek alacak, numune yok, patent yok, misal yok, muacele yok, mukayese yok, taklit yok. İlk ve son yapacaksın ve en mükemmel olacak. Hata olmayacak. 23 sene önce ne demişsen 23 sene sonra da aynı olacak. Böyle bir şey olur mu ya? Hiç numune yok. Kimse elinden tutmamış ya. Ve ümmi olacak. Ümmi niyetini kabul ediyor. Ümmi insan bu hikaye ve romanda nasıl alacak o şeyi? Ümmi bir insan. Kendileri söylüyor zaten ümmi. Arkadaşlar ümmi olduğu halde Kur'an'ı gitti masallardan aldı deniliyorsa ya okuma yazması olsaydı ne derlerdi? İyi ki okuma yazması yok ya diye. Allah hakikaten çok iyi yapmış ya. Hatta ayet-i kerimede var böyle. Peygamber aleyhisselam baktığı zaman en çok Kur'an okumayı bilen bile okuyan bu. Ama okuma yazması yok. Nasıl okuyor? Diyor ki sen yönel ben sana okutturacağım diyor. Okuma yazması yapılmamış. Yöneldiği zaman okuyor. Ümmi ya. Hem ümmi diyor, hem o masal kitaplarını bir araya düzdü diyor. Hiç utanmıyor musun bunu senin söylediğini? Şiir. Bir de şiir diyor. Okuma yazması oluyor. Şiir yazamaz abi. Bir git varmış abi ümmi şiir şairlerden. Onu kızı demiş zaten. Hayata karşı artık bu şiirin ilk mi kalmıyor ya. Ne tuhaf ya. Nasıl bunu bu kadar... Yani dersin şöyle delikanlı oldu. Ya vallahi ben kabul etmiyorum şu deliği ya. Hem ümit diyorsun, hem masalları getirdim. İşte hüsnü siret. Ya ben burada dayanamıyorum da, 1400 sene sonra havam gitti de. Peygamberimiz Aleyhisselam'a, o zamanki yüzüne karşı söyleyen o kafirlere karşı peygamber nasıl dayanmış? Diyeyim, biraz damarımıza dokunuyor. Dava arkadaşım, dershanede davama dokunuyor. Damarıma dokunuyor. Sokakta Müslüman araba yan çizdi, yok çizdi. Yok bana makaslama yaptı, hava attı, kornaya bastı. Dayanamıyoruz tepesini bilmiyor muyuz?
Lan ne yaptı yani dinini Allah'ına küfür etmedi ki. Arabayı şöyle yaptı, ben vay hayvan falan. Fiyat kan bozuldu. Ya bunu hicret ettiriyorlar, zulmediyorlar, evine basıyorlar. Yani ne yaptım? Sana ne ya, ben namaz kılacağım. Ya kabul etmiyorum senin şeyi. Fikrimi beyan ediyorum. Fikir hürriyeti yok mu? Yok, anlatmayacaksın. Bunlar güya fikir hürriyetini şey yapıyor. Miraç'tan gelip Ebu Cehil'e muhatap oldu. Ya geleceksin. Ya arkadaş anlatıyorsun, sen de anlat diyor. Hayır, kılıç da çıkıyor. Anlatmayacaksın. Anlaşma yapıyorlar metozörü. Bizden kaçan sana gelirse bize iade edeceksin. Ama senden bize kaçınca biz iade etmeyeceğiz. Ya nasıl dayanmış ya, ben sinirimden tepem atıyor ya. Başım, bu cennette müjdelenen 10 sahabe bundan dolayı mı çok kıymetlidir? Yani çünkü bu dediğiniz şartlarda yani canları ve kanlarıyla desteklemişler. Bir daha dönmemek üzere gitmişler hicrete. Arkadaşlar o zaman gibi değil, ne olur. Biraz hayalen gidin. İman etme anında veya kafir olma anında iki tarafta canları ve malları her an tehlikede. Can, mal, namus, her şey bitmiş. Yahu yahu. Yani bir şey İslam'ı seçme anında senin işin bitti. Herkes sana düşmandır. Her an ölme ihtimali var. Hiç bunları nazara almadan İslam oluyorlar. İşte hüsnü siret ve cemali suret ile muntaz bir zat görüyoruz ki elinde mucizlima bir kitap. Çık. Lisanında mucizlima bir kitap. Niye? Felsefede mucizeyi bilmez. Felsefede de belagat yoktur. Felsefenin Kur'an'a itirazından bir tanesi de şu. Maskaralık yani. Belagat olmadığı için. Bak diyor. Beşer kitap olduğuna en büyük delillerim şudur diyor felsefe. Diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamd ediyor. Tanrı'nın kitabı olsaydı Tanrı'ya hamd eder mi diyor. Gülüyor. İşte Kur'an Allah ettenezulat ilahiyatı ala kulü beşer. Beşer seviyesinde konuşması bazen beşer oluyor, beşere hitap ediyor. Çünkü onun seviyesinde ona hitap etmesi için onun seviyesindeymiş gibi belagat o oluyor, içine misafir oluyor. Cenab-ı Hak ruhumuza misafir oluyor. Böyle bir ruh nasıl muhatap hitap eder? Ruhumuza misafir oluyor, bizim ruhumuzda konuşuyor bize. Bana böyle değil. Sen de çocuğa yapmıyor musun? Baba, baba, baba. Çocuğa baba diyor, şuna bak ya. Diyen olur mu? Sen niye çocuğa böyle diyorsun? Bana böyle diyor ya. Baba, baba, aferin lan diyorsun. Anne, anne. Anne anne der mi çocuğa, anne annesi mi diyor çocuğa? Ne anne diyor? Bana böyle de diyor ya. Ha, affedersiniz ya artık de. Yani insan öküz olursa ancak bu kadar öküz olur. Bu kadar öküz olur yani. Şu belagat felsefede yok ya. Niçin yok belagat? Sebep sonuç ilişkisine oldukları için belagat felsefede yoktur. Yani ki ağaç olacaksın, oradan hitap edeceksin. Kâbi yıldız yani camidatı konuşturacaksın. Edebiyat. Edebiyat yok ki. Felsefede mantık var temelinde. Yani bu buduysa budur. Hiç böyle düşünmez. Yani bir başka bir şahsiyeti girip o olma, orada lisan kullanma. Öyle bir şeyleri yok. Sebep sonuç ilişki. Nasıl oldu bu akıl? Bu akıl nasıl oldu biliyor musunuz? Diyor. Akılsız hücreler, zerreler bir araya gelerek evrildi, devrildi, çevrildi, akıl oldu. Peki bir tane de laboratuvarda yapın siz. Bütün fizik kanunlarında şöyle anlatılıyor tabi. Hepiniz mektep okudunuz. Deniz seviyesinde 0 santigrat derece, şu sayı, şu normal civa basıncı altında, şunlar sabit kabul edilirse. Niye kabul ediyorsun kardeşim? Dünya güneşten kopmuş parça. Yani laboratuvarda bir insan mı yapıyorsun? 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 milimetre civa basıncı altında 0.10'da %14 sayı sabit kabul edilirse niye sabit kabul ediyorsun kardeşim? Deniz seviyesi nerede deniz yani? 0 santigrat derecede nereden bu şartları niye sabit kabul ediyorsun?
Ne sabiti ya? Edilirse bile tamam, sen lavatarda et. Böyle bir sende bir spor yap. Spor, yosun, sonra kurbağa, sonra maymun, bir de insan çıkart da görelim yani. Sıfır, yani bu şartları sabit kabul edersin. Evet, evet, laboratuvarda. Çünkü, ama peki hangi şeyler sabit ki? Ne sabit kabul ediyorsun ki? Bazı şeylere soru soramazsın fizikte. Pi sayısı kaçtır? 3.14. Peki, niye o? Ne diyor öğretmen için? Bize de, biz de sorduk. Niye? Niye 3.14? 3.14? 3.14, he? Öyle kabul ediyorum. Böyledir. Bunu böyle kabul edeceğiz. Yoksa formülü çözemez. Ha, sabitiyeti. 0 santigrat derecede. Niye? 76 civa basıncı altın sabit kabul edilirse. Başka izah edemezsin ondan. Ama ilk yaratılış, sen var olmayı, var olanları izah etmek için bazı sabiteleri sabit kabul ediyorsun. Daha olmadan onları ortaya çıkarmak için Allah bilir neleri sabit kabul edecek. Akılsızlığın aklı olsa kendilerini alırdı. Çok tuhaf değil mi ya? Bir de ne diyor böyle? Tabii bilmiyor ya onun muhatap oldukları. Ha, hakikaten hocam ya. Bak ne diyor biliyor musun? Ya Tanrı diyor da evrimi tamamladı. Da ateş gülü oldu. Çok etkiledi de bir daha tekrar edeceğim dedi. Yani çuş vallahi ya. Bu kadar aptallık olmaz ya. Sonra diyor maymun oldu diyor. Şu oldu diyor. Ondan sonra Tanrı hiç karışmıyor diyor. Ondan sonra insan tamamladı, medeni oldu, sonra ayet gönderecek. Niye göndersin diyor ya. Niye Tanrı başta tanrılık yapmıyor diyor. Şuraya bak. Şimdi mantığını nereye kurdu? Bunları sabit kabul ediyor. Sonra felsefe yapıyor burada. Ya bunlar doğru mu ki? Bunlar küllümen yanlış. Çok tuhaf ya. Ya bir kere şunu sorabilsen kendini. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akılla bu aklı nasıl çözeceksin? Bu birinci yol bu. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı çözemezsin. Kendi kendinize. İkinci yol, bu aklı yapana bu aklı bağlamak, bu aklı çözmek kolay daha olmaz mı? Bu aklı kim yapmışsa bu aklına bağlamak akıllılıktır. Bu aklı, bu akıl yapılırken bu akıl yoktu. Var mı diyeceğim? Bu göz yapılırken göz yoktu biliyor musunuz? Peki gözü gözsüz nasıl yapacaksın? Ona diyor kainatta ona işaret eden hiçbir alamet yoktur diyor. Fesubhanallah. Şeyin ilacı olsa başına sürer diyor ya. Gözsüzün gözü olsa kendine takar. Elinde mucizlima bir kitap. Buyurun yapın, siz de bezeni yapın. Hadi masan olsun. Lisanında hakayık aşına bir hitap. Yani öyle bir hitap ediyor ki insanın fıtratı aşına imiş gibi. Söylediği zaman hemen kapıyor. Hakayık aşına bir hitap. Yani fıtrat reddetmiyor. Mesela beka var diyor. Ya ne ben demek beka ya Muhammed? Demediler. Fıtratına sorun. Evet. Fıtratımızda evet. Ama nümenesi yok ki o kabiliyetim gelişsin. Yani dünyadan kapmış olayım. Her şey fani, bende niye bekalık var? Her şey bir yerde, bende niye her yerde olma özelliği var? Eğer eşyadan, maddeden bu özellik bana gelmiş olsaydı ben de öyle olurdum. Bakın sebepler alemi bu. Gayb değil ki ha, buradayız. Hangi şeyi sen yedin de sende beka duygusu oldu? Pirinç pilavı yediğin için mi? Karpuz yedim de bende ebed duygusu var. Niye gelmiş? Ebed duygusu karpuzdan geliyor da ondan. Bütün varlığı bana verseniz doymam. Mülket karşı bir istidadım var, nihayetsiz. Cennette bile doymuyor. Bana seni gerekseniz. Peki sana niye bundan oldu? Vallahi hıyar yedim de ondan oldu. Tam bir hıyar yani. Peki, sen bu kainatta yaşadığın halde ruhsal yapı niye bunun dışında özelliklere sahip? Niçin bu sisteme hiç benzemiyor? Maddede yaşadığın halde maddeye niçin benzemiyorsun? Hani maddenin sürecinin neticesisin?
Fanilik sana bekalık mı verdi? Körler sana göz mü verdi? Akılsızlar bir araya gelir, akıl mı verdi sana? Ölüler mi diriltti seni? Çok ayıp oluyor ya. Vallahi insanlık adına insan utanıyor ya. Ama delikanlıca şöyle de, ya ben kabul etmiyorum kardeşim, dinleyişim yok. Ha aferin lan, delikanlı adamsın. Ama gözü gidip de köre verirsen, aklı gidip cehalete verirsen, kulağı sağra dayarsan, hayatı ölüye verirsen, hiç olmadı o zaman. Garip olur. Bak ne diyor? Yani fıtrat reddetmeyecek bir şey var, mana var. Hakkayık aşına bir hitap. Yani insanın fıtratı reddetmeyecek bir aşına. Yani o evet evet bende var. Mesela bak. Beka istiyorum. İstemeyen mi var? Var. Peki cennet fikri ortaya konunca evet evet bende de var bu iste. Fıtratımız reddetmiyor. Öyle bir şey söylüyor ki fıtrat istiyor. Sonra bütün beni Adem'i belki cin ve inse ve meleğe belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyi tebliğ ediyor. Hutbe-i ezeliyi tebliğ ediyor. Yani inse, cinne, meleğe onlar da var. Yani metafizik zaten cinleri kabul etmiyor ki. O alemleri diyorum ya öyle bir tanesine şey yaptım. Kaldırdım ya dedim ya şuna bir tane musallat olsun ettirelim falan diyorum ama yani Allah'tan korktuğum için elimi indiriyorum ben. Böyle bir toplantıda denk gelmişti tamam mı? Dedim ya zorluyor bizim arkadaşlar da. Yani öteki arkadaşlar ya. Ya şimdi gidip bak var mı yok mu hali? Ha böyle ters çevirelim. Ama yok mu sadece haram ya. Yani yapası geliyor insanın ya. Çok acayip yani. Yani ins ve cinle, meleğe, bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeli tebliğ ediyor. Ne kadar bedeviler. Bu mevcudatta insanı ayırt edemiyor. Varlığın uzantısı zannediyor insanı, felsefe. Varlığın doğasından çıkan bir varlık zannediyor. Yani uzantıymış. Vücudun uzantısı gibi. İnsan kainatın uzantısı değil. Kainatın çekirdeğidir ruhsal yapısı itibariyle. Kainattan öncedir. Bedensel yapısının dışında hiçbir şey dünyada benzemiyor. Hiçbir yere benzemiyor. Bir tanesi şefkat, aşkınız denize mi benziyor? Ebed arzunuz, bir anda her yerde ol. Ölmeme isteğiniz, armuta mı benziyor? Nereye benziyor? Benzetin bir yere. Nereye benziyorsun senin yani? Hayatiyetini bir şeye benzet. Şefkatini benzet ya. Vicdan, ya ben namus duygum. Adam der ki namus duygum yok. Yoksa yok adam böyle. Şimdi bak namus duygusunu nereye benzeyebilir? Kabağa benzer mi? Kaba kaynağı olabilir mi? Belki bazı arkadaşlar ya bu ne böyle heyecanla bunlar anlatıyor. Arkadaşlar bunlarla işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde böyle konferanslar veriliyor. Bunlarla onlar uyutuluyor çocuklar, gençler anlatılıyor. Yani hani ne yapayım ben de varamıyorum. Yani insanın vicdaniyatını yediği gıdalardan şekilleniyormuş. Maddenin fonksiyonudur. O zaman adama sormazlar mı? 60 kilo gelenler hep aynı şeyi hissetmesi lazım. 80 kilo gelenler hep aynı. Maddenin fonksiyonu ya? Karpuz her yerde karpuzdur. Herhalde kabuğun olacak hali yok. Ampul her yerde ampuldur. Kazma olacak hali yok. 60 kilolular herkes aynı şeyi hissetmesi lazım. Niye 60 kilolular hiç kimse kimseye benzemiyor? Maddenin fonksiyonuysa hepsi eşit olmalı. Hepimiz aynı şeyi görüyoruz. Bidonu, çiçeği, ağacı, balı. Ama herkimiz aynı şeyi hissetmiyoruz. Aynı şeyi düşünmüyoruz. Ağaca bakıyor adam kereste hatırlıyor. Adam bakıyor oraya salıncak asayım diyor. Adam bakıyor Allah'ı tefsir eden bir malim olarak görüyor. Adam bakıyor musavir olarak görüyor. Bazı da biz memlekette ağaçları da hudut olarak dikerler. Senin tanem bu benim de bu. Hudut koyalım şuraya. Ağaç dikiyorlar. Hudut vazifesini yapıyor. Bu huduttur diyoruz. Kimisi kereste için diker. Acayip bir şey ya. Peygamberimiz nasıl sabretmiş ya. Biz dayanamıyoruz. Hakikaten hayran oluyorum ya. Delikanlı bir adammış ya. Vallahi. O yönüyle bile değil mi? O yönüyle bile takdir etmez. He ya. Hani zındık
bile yani o yönüyle bile takdir etmesi lazım yani. Vallahi ya delikanlı bir adam ya. Adam tebliğ ediyor, namaz kılıyor, üzerlerine deve işkembesi koyuyorlar. Kalkamasın diye. Hiç ses yapmıyor, geri çekiliyor. Allah belanızı bile versin demiyor. Biz arabadan bir yanlışlık yapsa ona Allah belanı versin lan falan. Demeyiz de deniliyor. Ya sana ne ben secde bir namaz... Yahu Kur'an okumayacaksın. Gidiyor evini dinliyor şu, şu yobazlara bak ya. Aynı tip. Aynı yobaz bunlar. Kerpiçli evinde dinliyor. Niye okuyorsun evinde? Ya kişi evinde Kur'an okuyamıyor ya. 1920'de de öyle aynı tip. Bunlar aynı familya. Sen evlerde lamba yandı her gece. Niye? Mutlaka Kur'an okuyordun veya Risale yazıyordun. Gel buraya. Ne yazıyorsun? Sana ne? Olmaz. Yobaza bak ya. Şu vahşilere bak. Görüyor musun vahşileri? Bir de İslam'a diyor ya. Bunların da önderi ha. Önderi yani. Ataput. Yok. Sen şimdi evinde ışık yanacak ha? Kur'an okudun ha? Arapça. Namaz kıldın. Daha düne kadar ya, daha düne kadar bu hükümet yanı. Namaz kılan okuldan atmıyorlar mı? Ona okuldan atmam şey mi suçu mudur namaz kılmak? He? Yobaz. Sen Allah'ı inkar edince seni hiç okuldan şimdi atıyorlar mı? Bundan daha yobaz olur mu? Yobaz demek, gerici demek. Asıl saadetten önceki hal ya. İman edenlere adamlar kılıç çekmişlerdi. Aynı şeyi yapıyor şimdi. Hürriyet hakkı vermiyor ki. Hürriyet hakkı vermiyor. Söylemde var ama şeyde uygulamada yok. Gitmiş ne asmışlar biliyor musun? Biz diyor 3. Boğaz Köprüsü istemiyoruz. Anladın mı? Marmara'ya biniyor. Yani istemesin diye şey şarteli çekiyorlar ki arızalı gözüksün. Hızlı tren yapıyor Anadolu'ya, gidiyor kabloları kesiyor. Var mı sizce ya böyle bir şey olur mu? Ya kardeşim ben Almanya hızlı trene biniyorum, Nevim'le övünüyorum diyor ustad. Uçağı görmüş, Nevim'le övünüyorum. Gitmiş Osmanlı'nın son döneminde uçak imal ediliyordu Eskişehir'de biliyorsun. Kapandığı zaman da 100 tane Hollanda mı Belçika'nın siparişi vardı, uçak siparişi. Acayip video şey yapıyorsa. Komple teknolojiyle beraber satıyor ya. Acayip bir şey ya. Bak, Boğaz Köprüsü istemiyoruz diyor. Santral istemiyoruz diyor. Havalimanı istemiyoruz diyor. Aynı tohum. Ay hangi tohum? Sen namaz kıldın. Teneffüsünde tamam. Ben öğretmen otursun oturmuyorum. O dakikamı çocuktan kesmiyorum. Nasip olmaz. Boğaz. Bizim gibi düşüneceksin. Allah'ı reddedebilirsin ama Deccal'ı seveceksin. O senin Rabbin. Rabbin çünkü sevmediğini okuldan atılacaksın. O seni terbiye eder. Ya Deccal'ı sevmediğim diye bir çocuk dese öğretmen ne derdi? Vay! Bütün memleketi ayağa kaldırıyor, medya çağırıyor, anne babayı çağırıyor. Senin çocuk Mim Kemal'i sevmiyorum dedi ya. E ne olmuş yani? Oha! Ne olmuş ne demek ya? Bunu sevmeyecek ha bu putu. Bu ilahi. Bunu falan bir de kullanıyorlar ya çok böyle hani Allah için kullanamayan bir adam yok. Yani bunu kullansa adam çok büyük bir tehditçi olacak yani bu olmasaydı sen olmazdın. Ya. Yani şu laf Allah'a layık bir laf değil mi? O olmasaydı sen olmazdın dese. Yok. Adam öyle değil mi? Oysa derin devleti o ustad gizli komite diyor ya. Gizli komite Selanik komitesiydi. Maraşal Fevzi Çaplak da oraya dahildi. İtiraz mı ettin gece ve şey gündüz mecliste akşam bağlaşıyorsun. Nutuk attı kitabında Bedevi Arap çöllerindeki insanları diyor sisteme sokmak için Muhammed Allah mefkuresinin inancını getirmiştir. Zira bu insanları diyor sisteme sokmak için bir korku ve ümit getirmesi lazım. Cennet cehennem mefkuresini Muhammed diyor siyasetinin neticesidir diyor. Niye? Çünkü ben öyle yapıyorum diyor. Evet kendisi öyle yapıyor. Biz gücümüzü semadan indirilmiş zannedilen kitaplardan almadık. O kadar acayip bir insan ki yani bu Osmanlı bütün kitaplarını vesaire hepsini bir gecede bütün alimler cahil oldu. Bunlar aynı zihni. İşte mesela İngiltere, Amerika, İngiltere işte İsrail. Bak alim-i Müslüman bak neler çektiriyor. Yobazlara bak.
kanın üzerinde beslenen vampir bunlar, vampir. Aynı tohum. Oysa dinimizde esirin esire muameleniz, kendiniz giydiğinizden giydireceksiniz, yediğinizden yedireceksiniz diyor. Sanki İslam hücum ediyormuş. Namaz kıldıkları için buna hücum edildi. Bunlar göçe mecbur oldular. Bunlar Mekke'yi terk ettiler, öyle değil mi? Acaba onlar ölüm yapmasalardı, işkence yapmasalardı, kadını dört atla, bir kolunu bir ata, bir kolunu bir ata, bir ayağını bir ata, öteki anı bir ata, ayrı ayrı koşturarak sahabiye anamız ilk şehit olan o. Neydi adı? Söyleyin. Sümeyye. Bu sözümü dünyanın ilk kızı olunca Sümeyye koyacak. Bak ilk şehit erkeklerden önce. Niye? Ne yaptı? Allah inandı. Vay! Sen nasıl inanırsın? Sana ne? Olmaz. Bizim dediğimize inanacaksın. Ve şimdi bunlar aynı tuhum diyor ki bizim diyor puta niye inan? Aynı. Sen diyor mim kemala senin oğlun sevmiyorum dedi. E ne olmuş? Sen de mi öyle düşünüyorsun? Medya'yı çağırın ya. Okulun kapısına toplayın ya. Bak hele bu çocuk ve bu çocuk ve ailesi de öyle. Bizim putu sevmiyormuş ya. Ne olmuş yani? Bunlar gitmiş ortada ötekinin içerisinde medeniyet palavraları döküyor. Biz şimdi dayanamıyoruz da peygamber nasıl sabretmiş, gene o sözü kullanayım. Sonra bu sırrı hılkat-ı alem olan ne yapmış bak? Suça bak. Sana ne yapmış? Paranı mı almış? Gasp etmiş? Aldatmış mı? Ne yapmış? Sırrı hılkat-ı alem olan, alemin sırrı olan muamma-i acibesin hal ve şer edip ve sırrı kainat olan tılsım-ı muğlakını fethi ve keşfederek. Yani bu insan nedir? Nereden geliyor? Bu kainat nedir? Nereye gidiyor? Necidir? Ya. Çözüm bulan ve intihar edenlere çözüm sunmuş. Evet. Yani şimdi de öyle. Baksana yani bu hastaneler. Şimdi bu alem nasıl? Alem diyor, yaratılmamış diyor. Felsefenin temeli bu. Oluş var diyor. Birbirine dönüşerek olmuş. Halk yok. Halk olsa hemen bir başlatan olacak. Demiyor. Kızın bir tanesi soru soruyor. Diyor ki, peki diyor başka dinlerden İslamiyet'e giren var. Hemen diyor ki, İslamiyet'ten çıkıp başka dine giren var. Oysa yoktur. İslamiyet'i terk edip bir tane başka dine giren yoktur. Ama İslamiyet'i terk edip dinsiz olan var. Ama dinsizlikten ve başka dinden İslam'a giren çoktur. Bir daha söylüyorum. İslam'dan çıkıp başka bir dine giren bir tane yoktur. Olmaz. Dinsiz olur. Ama Hristiyan olamaz. Ama başka dinlerden giren çoktur. Bunu nasıl tevil ediyor biliyor musun? Ya diyor ona bağlı diyor. Onun özelliği diyor. Kabul eder etmez diyor. Bu bize diyor doğruluk ölçüsü olmak diyor. Şimdi bir daha geliyorum buraya. Sırrı hilkat-ı alem olan muamma-i kain acibesini hal ve keşfedin. Nasıl keşfedeceksin? Akıl mesela şöyle diyeyim. Toprak düşünün. Çekirdek, kök, gövde, dal, budak, meyve. Son değil mi? Şimdi geri gelelim. Meyve, tomurcuk, çiçek, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir misin? Gidemezsin. Aklın son kemali yaratıldığı noktadır. E peki ondan önceki alemleri bu akılla nasıl çözeceksin? Hepsi varsayım, teori. Ancak aklı yapana bu aklı bağlarsan o söyler. Çünkü akıl yapılırken, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce bir akıl olması lazım ki bu yapılsın. O zaman bu aklı ona bağlamak akıllılıktır. Çünkü ondan koparmak aptallıktır. Çünkü bu aklını o haşa akılsız olsaydı senin güzel aklını yapamazdı. Senin aklını yaptığına göre senin aklından üstündür. Üstün akla, aklı bağlamak akıllılıktır. Ama sen gidip bu kafayı maddeye bağlıyorsun. Maddenin hareketlerine veriyorsun, onunla izah etmeye çalışıyorsun kendini. O zaman
bu kainatın hılkat-ı alem niye yaratılmış hal ve keşfetmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sonra sırrı kainat olan tılsım-ı mulakın fethi ve keşfederek, yani insan da onu insanla keşfetmiş, aralamış. Neyin hakikati? Bu alem nedir? Niye yaratılmış? Hakikaten acayip ya, insan hep meşgul etmiş. İnsanın en çok meşgul eden insandır. İnsanın en büyük mevzusu kendisi olmuştur. Merak etmiştir kendisini. Ama hiçbir zaman da varamamıştır kendisini. Ancak dinlerle, yani diyorum ya işte, bu aklıyla yapana bağlarsan ancak aklı çözersin. Bu aklın yaratıldığı noktaya kadar son orası. Ondan başını nasıl izah edeceksin? O zaman vahiy gerekiyor. Şöyle düşün. Hiç kimse yok veya bir köydesiniz. Sen dünyaya geldin. Bebekken deprem oldu. Herkes gitti, öldü. Bebek, ama sen kenardan şey yaptın, nasıl olduysa orada sen büyüdün. Ne ana gördün, hatırlıyorsun, bebektin, ne kimse. Nasıl anlarsın? Anne babanı hayal edebilir misin? Nerede mi diyeceksin? Çok çok orada deprem enkazlarını görürsün, ha burada birileri, bir şeyler vardı. Doğduğunu bile bilemezsin. Ne olduğunu bilemezsin, insan olduğunu bilemezsin. Birisi sana sen insansın demedikçe, sen doğdun demedikçe, büyüdü, Allah Allah, ayna da yok, saç büyüyor, sakal büyüyor, ben neyim? Ya bebek olduğunu nasıl bileceksin? Ufak mı? Ben nasıl türedim? Bakıyor, acaba kestane koçanından mı çıktım? Topraktan mı bittim, mantar gibi? Söyle ya, bebekken deprem olmuş, köyde, ilk biz kurulmuştuk köyde, hepsi depremde öldü. Bebek o şekilde orada su bulmuş. Nasıl olmuşsa büyüdü. Hadi bakalım insanlığın kökenini çözsün. Vahiy yokken. Biri sonra elini tutmadan, aklını tutmadan nasıl çözecek? Köydedir. Gördü şu, ırmak akıyor. Ben Karadeniz'de olduğum için. Irmak akıyor, su akıyor. Ağaç var, kestane var. Kuş var. Tamam, kuşlar uçuyor. Akşam işte domuzlar geçiyor. Çakal var, suya bakıyor, balık var. Ve sen varsın. Hiç kimse yok. İzah et bakalım hadi. Kendini onların evinden bir şey zannedecek. Kendini kuşla izah edebilir misin? Ben kimim? Kuşa bak, o değilim. Tabii canım, değilsin. Sen o mantar değilim, balık değilim, taş değilim. Nesin ama? Kimsin? Niye buradasın? Nereye gidiyorsun? Niye? Neyin nesi burası? İnsanlığın en üst düzeye çıktığını düşündüğü bu 2000'li zamanlarda en büyük hastalık psikoloji olacak ya, yani kendinin ne olduğunu bilmediğinden dolayı en dehşetli beklenen hastalık. En büyük bu. En büyük hastalık. Körsün, sopayla çaresi var. Sağırsın, çaresi var. Elden aşağı felsin, çaresi var. Psikolojim bitti, bitti. Her şey bitti. Sebebi kendini tanıyamayıp, tanısa bile yatırım yapmamaktan kaynaklanıyor. İmanını artır diyor. Usta diyor ki imanını artıran, iman her derdin dermanıdır diyor. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı artırın. İnsan kendisini tanıyacak ki, tanıdıktan sonra imanın ne olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu idrak edecek, sonra yatırım yapacak. O zaman ya, şimdi o köyde büyüyen bebek, hadi insanlık hakkında kitap yazsın, felsefe yapsın, vahiy yokken, izah etsin orayı, kendisini. Yani böyle işte felsefe, dinsiz felsefe böyledir. Kördür, sağırdır, başlangıcı yoktur. Kendisini maymuna bağlayan bir felsefe, insan nasıl izah edecek? Dedesi hayvanmış, hayvanoğlu hayvanın. Hayvanoğlu hayvandı, öyle bir yani, ben hakaret etmiyorum. Dedem hayvandı diyor, ben de tamam işte hayvanoğlu hayvansın ya. Hayvanoğlu, öyle bir oğul. Şimdi nasıl tanımlayacak? Ben hakaret için söylemedim. Dedesinin hayvan olduğunu kendisi söylüyor zaten. Dedesi hayvan olana hayvanoğlu hayvan derler. Bütün mevcudattan sorulan, bak, bütün mevcudattan sorulan, o köydesiniz ha, bebek büyüdün. Bütün ukulu hayret içinde meşgul eden, bütün akılları hayret içinde meşgul eden, üç müşkil ve müthiş suali azim olan, necisin?
Bul hadi. Köyde buydun. Anlıyor musunuz? O köydeyiz ha hala. Bu şeyinizi dağıtmayın fikrinizi. O çocuğa sorun. Çünkü bitirmek üzereyim. Bir cümlem kaldı. O soruyu soralım. Necisin? Neyle cevap verecek? Ve cevabı da doğru olduğunu kim onaylayacak? Mesela diyelim ki bu nedir? Ayakkabıdır. Doğru veya yanlış. Kim onaylayacak doğrudur veya değildir? Mesela çoraptır, tuz kabıdır, su kabıdır. Ha doğru lan bildin. Demedikçe bunu hep şüphedir. Yani bunun ne olduğunu isabet bile etsen, isabet ettiğini bilemezsin. Birisi onaylamadıkça. Sen o köyde büyüdün, bir şeyler ürettin zihnen. İsabet ettiğini nereden bileceksin? Kim onayladı seni? Ha aferin lan. Ha yanaştın. Biraz daha kaldı falan. Sağa gel. Biraz ileriye doğru git. Tamam. Tam vurdun isabet. Kim diyecek sana? Bak bir, necisin? Köyde bebek olarak büyüdün. Çöz bakalım, necisin? Ya din olduğu halde ben neciyim. Çoğu Müslüman bilmiyor neci olduğunu. Derste ya, Zeytinburnu'da oldu ya. En büyük soru dedim. Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Sordum. En büyük mesele budur dedim. Cahil de bazen böyle şey gibi Don Kişot gibi çıkanlar oluyor affedersiniz böyle. Langur lungur adamlar da çıkıyor yani. Sanki bu millet hep cahil. Çıkmış o delikanlı böyle. Kaç 18-19 yaşında mı? İşte. Dedi ya hocam dedi bu zor bir şey değil ki dedi ya. İyi dedim. O zaman din olmadan cevap ver bakalım nasıl olacak? Ben dedi Kırşehirliyim dedi. Hiç unutmuyorum. Oradan geldim dedi. Hiç unutmuyorum. İstanbul'a bak nereden geldin? Kırşehir'den geldim dedi. Necisin dedi. Kaynakçıyım dedi. Nereye gidiyoruz? Bu bitirdikten sonra ders dedi. Ümraniye'ye gideceğim dedi. Aferin lan sana dedi. Ben hiç düşünmemiştim dedi. Tamam lan. Doğru söyledi. Sonra yarım saat geçiyor dersten. Hocam dedi şimdi anlattım. O değilmiş. Aferin lan. Hala orada mısın? Necisin? Kaynakçıyım dedi adam. Var mı ben? Necisin soruyorum. Necisiniz? Demeyesiniz ben kaynakçıyım. Yok tornacıyım. Ben neciyim? Din cevap veriyor. Necisin? Kimsin? Nereden geliyor? Nereye gidiyorsun? Ne işin var senin burada? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Kimim ben? Ne yapacağım? Bu soruya dinden hariç cevap ver hadi. İşte misal verdik. Bebekken deprem oluyor. Bir köy var, dünya ilk. Başka köy yok. O köy halkı ölüyor. Anne baban da ölüyor. Sen odunlar arasında bebek sağ kalıyor. Cebrail'in büyüttüğü Samiri vardı. Firavun'un büyüttüğü Musa vardı. Cebrail'in büyüttüğü çocuk Samiri olmuş. Putperest. Musa'nın bir şeye, Firavun'un büyüttüğü çocuk da peygamber olmuş. Garip bir alem ya. Sen de niçin söylüyorum? O bebekken geldi bir tanesi büyüttü seni. İşte tahtalar arasına kaldın, depremde gitmedin, teksin. Çocuk büyüdü. Aklı bali oldu. Çocuğa soruyoruz. Hikmetli sen. Necisin? Kimsin? Neredesin? Bir yer bilmiyor ki burayı izah etsin. Ben nerede olduğumu biliyorum. Bağcılar'dayım şimdi. Zeytinburnu'da değilim. Bildiğim için söylüyor. Nereye gideceksin? Neden bir gideceğim ya? Buradayım. Birisi mi var? Allah Allah. Ne zannediyor ki öteki tepe? Vazifen ne? Ne demek ya? Ye içip doldurmak işte. Hayvanla ne farkın var? Hayvan aşağıda otluyor. Sen de ağacın dalında otluyorsun. O aşağıki ottan otluyor. Sen de biraz büyük ottan otluyorsun. Elma yiyorsun. O da ot yiyor. Ne fark var? Şimdi nasıl cevap verecek din yok. Peygamber ne kadar lazım değil mi? Gel buraya bir tane. Adam geldi oradan. Bana kendi aynasında da görmedi ya tipini. Ona bakınca vay be ben de mi öyleyim? Hiç aynaya bakmayan insan kendisi merak etmez miydi? Köpek ya köpeğin videosunu gördüm. Ölüyor susuzluktan suya gitti. Tam içecek hemen kaçıyor. Kendisini görüyor başka köpek zannediyor. Aynı böyle insanlar da var.
Bak şimdi. Diyor tam çabucak yansıması var ya, köpek zannediyor. Kaçtı, dakikalarca uğraştı. En son nasıl yüzdü gelmişse kafayı soktu. Tabii ki yansıması dağıldı çünkü karıştı ya, içmeye başladı. Hem de bakıyor hiç kimse yok. Köpek kovaladım zannetti. Şimdi adam kendisini neyle korkuyor? Kendisi neyle? Gölgesinden, varlıktan korkuyor. Varlık bizim gölgemiz. Bizim aynamız, bizi tanımlamak için, tarif etmek için kurulmuş bir tuzak gibi olmuş, basına hakikat olmuş. Aynı öyle olmuşuz yani. Kimsin sen? Necisin? Nereye gidiyorsun? Vazifen ne? Allah aşkına din yoksa buna nasıl cevap vereceksin? Bak arkamı tutuyorum ezberlemeniz için. Bak yaslanıyorum. Nereden geldin arkan? Önüne fıtrat. Nereye gidiyorsun? Ben kimim? Buradan geldim. Öyle gidiyorum ama o zaman ben kimim? Tamam. Peki. Ben neciyim o zaman burada? Ne yapacağım o zaman? Söyle. Ya arkadaş öğretmen oluyorum da Kur'an öğretiyorum. Öğreniyorum. Risale anlatıyorum. İş yapamıyorum. Ya muallimsiz olsa bu nasıl olacak? Bu felsefe inkar eden adamı bile inkar ettirmek için bir öğretmeni lazım. Durup dururken bir insan durup dururken inkar edemez. Neyi inkar edecek ki? İnkar edileni bilecek, inkar eden de olacak. Sen inkar etmen için bile öğretmene muhtaçtın. Nasıl inkar edecek? Durup dururken kim etmiş? Abi pek inkar nereden başladı? Şeytandan başladı. Gene metafizikle başladı. Nerede şeytan peki? Eskide gözüküyordu. Şimdi içimizde artık Muhammed ümmetinin duasından sonra Allah göstermiyor. Eskide sokakta Hazreti Ömer'i gördüğü zaman sokağa değiştiriyormuş. Bir de Hazreti Ali'den okumuş. Adamı gördüğü zaman böyle kaçıyormuş. Ulan ne adamlarmış ya delikanlı adam vallahi. Ulan bak şimdi sizi gözüküyor. Bir yerde bir şey anlattım da. Ya bir şeytan falan hocam dedi bir tanesi. Neredeydi ya orduda mıydı ders yapıyordu. Ya şeytan falan nasıl bir şey dedi ya. İster misin dedim göstereyim mi şeytan. Ciddi mi diyorsun? Tabii istiyorsan göstereyim dedim. İster misin? Yok. Baktı ciddi bir. Yok istemem dedi. İstemem. Senin şeytanı göstereceğim canım. Yok. Ne korkarım diyor. Ama senin için de. Olamaz diyor. Benim içimde nasıl olacak diyor. Senin içindekini görmekte korkuyorsun ya içinde. Şimdi bak. Şeytan oradan geçse, gelse sana doğru. Ne yapardın? Şimdi sahabenin imanına bak şimdi. Şeytanı görüyor. Ha bu. Şeytansız hayat var ya, şeytan dışarıda. Onun şeytan ha. Ha zirve değil mi? İmanı zirve, ameli zirve, ihlası zirve, sadakatı. Her şey acayip ya. Şeytanım dışarıda görüyorum. Çekilen orada. De. Zaten hiç dememe gerek yok. Çünkü beni görünce kaçıyor. Ha ne acayip olur ya. Şimdi düşün ya bu ne biçim adam. Bir tanesi inkar etti metafiziği. Ya dedi cinler alemi şeytan öyle bir şey yok. Dedim ister misin görmeyi? Dedim açayım biraz perdeyi böyle. İster misin? Ama dedim sonrasına karışma. Yok yok kalsın dedi. Bak şimdi ne anlatacağım. Bak ne anlatacağım. Zaten yok dedim sence. Yokluktan korkulmaz ki. Öyle bir şey yok zaten dedim. Ben göstereceğim diyor. Sen yalandır o zaman. Sen dedim olmayandan niye korkuyorsun? Sence yok. Ya varsa dedi ya. Çünkü bir daha gitmez. Onun özellikleri odur ha bilesiniz. Bir geldi mi sana bir daha yok. Çok şansın çok az. Bitti işin. O zaman dedi ki kalsın dedi ya. Hani yoktu? Ya olsun şimdi. Aynen hiç mübalağa etmiyorum çünkü işim bu benim yani. Tuhaf cins insanlara model insanlara denk geliyor. Ya acayip bir şey ya. Bir daha okuyorum. Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Suallerine mutlu, makbul cevap verir o ancak. Başka kim cevap verecek? وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلام عليكم